31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Ayvalık gibi hakikaten Türkiye'de referans bir noktada. Sizlerin şahsında hem sizin hem parti olarak bizlerin başarıyı elde ediyor olmasından dolayı mutluluğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bireysel olarak, şahıslar olarak fark yaratabilmeniz, Türkiye'nin bu kutuplaşma ikliminde zor olduğu bir konjonktürde Ayvalık'ta hakikaten hem geçmiş referanslarımız hem beraber sizlerle mücadele veren, burada bir olmuş, beraber olmuş, mücadeleye emek koymuş, alın teri koymuş öncelikle sizlere mücadele arkadaşlarına ben bir kez de hem tebriklerimi ileteyim, hem teşekkürlerimi ileteyim. Değişen büyükşehir statüsüyle beraber de bir yanıyla o dönemden itibaren zaman zaman itirazlarımızı geliştirerek hizmetlerin daha etkin bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılabilmesi adına ben yaptım olduğu mantığından daha ziyade pratik uygulamalardan, pilot uygulamalardan başlayarak gönül isterdi ki bir tür düzenlemeler yapılsın. Çok da sözü uzatmak istemem. Seçim oldu, Ramazan girdi araya, yeniden bir seçim oldu. Biz ancak bugün Ayvalık'a düşebildik diye. Tekrar sizlere hayırlı olsun, sizlerin şahsına inşallah Ayvalık'ımız daha farklı hizmetleri, bizlerde gücümüz, kudretimiz neye müsaade ediyorsa sizlerin talepleri doğrultusunda bu süreçte katkı koymak için hem genel merkezimiz hem de ilk teşkilatımız, bütün arkadaşlarımızla beraber var olduğumuzu bir kez daha sizin huzurunuzda ifade etmek isterim. Ben tekrar tebrik ediyorum. Allah'a iyi uğurlu etsin. Ellerinize sağlık. Sayın Başkan, bizi kırmadınız, geldiniz. Biz seçim 31 Mart'ta Ayvalık'ta ciddi bir seçim mücadelesine geçtik. Tabii da Ayvalık halkının teveccühü oldu sağ olsun. Esas ittifakı biz sağladık diye düşünüyorum ki sonuç onu gösteriyor. Halk ittifakıyla biz bu sonuca eriştik. İnşallah dediğiniz gibi Allah tanıdırmayacak. Güzel projelerle her zaman Ayvalık'ın geleceğini planlamak doğrultusunda doğru projeler, güzel projelerle biz varlığımızı göstereceğiz. Bunda hiç şüphemiz yok. İznik İlçe Başkanı, Demokrat Parti İlçe Başkanı Göksal Güneş. 31 Mart'ta yerel seçimlerde başkanımız büyük başarısını göstermiş bulunmaktadır. Tabii ki milletvekilimiz, genel başkanımız kıymetli Gültekin Uysal'ımızla yola çıkaraktan Ayvalık'ı almışız. Biz de ilçe başkanımıza ve örgütüne teşekkür ediyorum. Başarılarınızı alın dilerim. İznik'e İznik'e has değil mi? İznik'e Gültekin Başkan, duyduğuma göre, tabi bu bir söylenti olabilir, Ankara'da böyle bir dedikodu var gibi. Demokrat Parti bu seneden sonra kapanacağı ve İYİ Parti'ye devrolacağı veya birleşeceği gibi söylentiler var. Ne diyorsunuz bu konuda? Ben hiç duymadım vallahi. Çok söylenti var. Siz duymadım dediyseniz bir şey vardır. Bize açıklayabilir misiniz bu söylentiler nedir? Yani, tabi götürme zırvalı aç. 70'li yılı aşan bir siyasi hareket, burada gördüğünüz farklı nesiller ötesinde barındıran bir siyasi hareket. Gerçekten zaman zaman fantezi işlerle uğraşılır. Ama bu başarı için ne diyorsunuz? Ayvalık'taki başarı için? Yani, kısaca ifade etmeye çalıştım. Tabii Sayın Başkanımızın ve beraberinde hakikaten yerelde ana çerçeveyi de ifade ettim. Yerel seçimler her geçen gün genel siyasi iklimden etkileniyor daha fazlası. Türkiye'nin çok uzun süredir içinde hapsolduğu bir negatif siyaset var. Kendisini tarif etmekten daha ziyade karşıtlık üzerinden pozisyon alarak sürdürülen bir siyaset var. Halk ittifakı tabii ki. 16 Nisan referandumu Türkiye'de siyaset yapmanın, seçim süreçlerinin önemli ölçüde mahiyetini değiştirmekle beraber biz Türkiye'nin hele hele bu yerel seçimden itibaren sosyolojisine uygun, çoğulcu siyasetin hakim olacağı bir dönem olması istiyoruz. Ayvalık'ımızda mahkum olmadığını, değerli başkanımızın şahsında onunla beraber mücadele eden hem meclis üyeleri hem de her seçimin görünmez kahramanları var. Onlarla beraber burada önemli bir başarı elde edildi. Ne dönebiliriz?
Yeah, I'm not sure.